Faraday yasasını daha önceki videolarda incelemiştik ama hemen küçük bir hatırlatma yapalım. İletken bir devrenin yüzeyindeki manyetik akı değiştiğinde bu devre etrafında oluşan elektromotor kuvvet devre üzerinde devrenin direncine göre belirlenecek bir akım oluşmasına yol açar. Manyetik akının nasıl değişebileceği ile de ilgili konuşmuştuk. Örneğin buna manyetik alanın değişmesi sebep olabilir. Manyetik alanın büyüklüğü ve veya yönü. İletken devrenin şeklinin değişmesi yani alanının büyümesi ya da küçülmesi de manyetik akıyı değiştirebilir. Akının manyetik alanının yüzey dik olan bileşini ortalaması çarpı yüzey alanı olduğunu da unutmayın. Tamam mı? Bu videoda devrenin şeklini ya da manyetik alanını değil de devrenin yönünü değiştirerek, özellikle de döndürerek elektromotor bir kuvvet yaratacağız. Biraz düşünelim. Bu devremiz. Bu da devreyi saat yönünde ve buradaki sabit manyetik alan içinde döndürmeme yardımcı olacak bir kol. Manyetik alanın sabit olduğunu, alanın değişen noktalarından çıkan manyetik alan vektörlerinin hepsi yukarı doğru ve aynı büyükte olmalarından anlıyoruz. Şimdi, devre dönmeye başladığında manyetik alanla yüzey arasındaki açı değişir ve özellikle de bu noktadan itibaren manyetik alanın yüzeye olan dik bileşeni büyümeye başlar. Öyle değil mi? Şöyle anlatayım. Gelin. Bu bakış açısından bir daha bakalım. Bu bakış açısında manyetik alanla yüzey arasında belirli bir açı var. Burada göstermesi zor olacak ama buradaki açı neyse bu açının ona eşit olduğunu düşünün. Devreyi saat yönünde döndürdüğümüzde bu açıya ne olur dersiniz? Delta T zaman sonra sabit bir hızla döndürdüğümüzü düşünelim. Manyetik alan vektörleri bu şekilde görünmeye başlar. Akıyı düşündüğümüzde bizi ilgilendiren manyetik alanın yüzeye dik olan bileşeni. Dikkat ederseniz böyleyken böyle oluyor. Bu yüzden de yani bu noktadan devreyi döndürmeye devam edip de Tam olarak yatay olacağı noktaya gelene kadar manyetik alanın yüzeye dik olan bileşeni büyümeye devam edeceği için bu zaman aralığında akının artacağını söyleyebilirim. Peki bu zaman aralığında yani bu noktadan devrenin yatay olacağı noktaya gelene kadar akı arttığında ne olur? Bir akım oluşur. Doğru. O zaman bir de bu akımın yönünün ne olacağı hakkında konuşalım oluşan akımın yaratacağı manyetik alanın akıdaki değişime karşı koyması yani aksi yönünde olması gerekiyor. Evet, eğer bu esnada akı devreye göre yukarı yönde artıyorsa buna karşı koyan bir manyetik alan yaratmamız lazım. Karşı koyan bir manyetik alan. Aslına bakarsanız ortaya çıkacak akımın akıdaki değişime karşı koyacak bir manyetik alan yaratması lazım. Demem daha doğru olur. O zaman bir soru daha. Az önce tarif ettiğim gibi manyetik alanı oluşturacak akım nasıl olmalı? Sağ el kuralını uygularsak parmaklarımın buradaki manyetik alan yönünde olması için sağ elimi kullanıyorum. Parmaklarım bu yönde olacaksa baş parmağımın gösterdiği yön budur. Evet oluşacak akımın yönü bu olur. Size bunu Manyetik akıyı değiştirmenin ve bir akım elde etmenin birçok yolu olduğunu anlatabilmek için gösteriyorum. Ve bu örneğin ayrıca önemli olmasının sebebi de mekanik bir döndürme hareketinin bir akım yaratabileceğini göstermek. Her ne kadar bu kadar basit devreleri olmasa da elektrik jeneratörlerinin çalışma prensibi de budur. Bir elektrik motorunun tersten çalışmasını hayal edin. Elektrik motorundaki akım bir şeylerin dönmesini sağlarken burada dönen bir şey akım yaratıyor. Buna örnek olarak rüzgar türbinleri ya da hidroelektrik jeneratörlerini verebiliriz. Rüzgar türbininde rüzgar bu kolların dönmesini sağlar. Burada da az önce üzerinde konuştuğumuz şemanın tabii ki de çok daha gelişmiş bir versiyonu bulunur. Bu döner ve elektrik akımı üretir. Manyetik alan tabii ki de tam olarak buna benzemeyecek. Yani bunun çok ama çok gelişmiş bir hali olacak. Ama çalışma prensipleri aynı ve Faraday yasasından geliyor. Hidroelektrik jeneratörünün de akan suyun potansiyel enerjisi bir mekanizmayı döndürür ve yine aynı prensiple elektrik elde ederiz.